Evet, bu da gerçekten bir Selçuk Erdem karikatürü. Kendisini çok andık şu anda. Selçuk Erdem hastasıyız. Bu arada bak, bu sohbete başlamadan öncesinde söyleyeyim. Şu karikatürle ilgili, karikatürün kültürel hayatımızdaki etki değerinin pozisyonlanmaması ile ilgili bir problem var. Şu anda. Şu anda yaşanıyor bu problemin kendisi. Yani karikatür özellikle belli bir yaş kültür, tahmin ediyorum 25 yaş ve üstüdür ya da 30 yaş ve üstüdür. İnsanların kültürel hayatını, sosyo-kültürel hayatını etkilemede çok kritik bir değere sahip. Yani gerçekten önemli. Birçok şeyi karikatürle anlatabiliyoruz. Karikatürün şakası ortak kültürde hemen çok çok güzel bir meme, iyi bir karşılığa denk geliyor. Fakat aynı karikatür para etmiyor. Yayınlanacak hiçbir karikatürist bundan, yani Türkiye'nin önemli ünlüleri, karikatüristlerin ciddi bir kısmı. Fakat bu buna karşılık gelecek oranda bir ekonomik değere ya da statüsel değere sahip değiller. Bir türlü mecrasını bulamadı. Başarılı değiller. Evet. Bir önceki bölüm. Oraya gönderme yapalım. Şey mesela Gırgır'ın işte o Hıbır'ın fırtın olduğu dönemler. Ya bir de tabii medya çeşitliliğiyle çok alakalı bu. Şimdi ya dijital medyaya adapte olamadı işte yani. İşte olamadı tabii. Ya bir de çok kolay üretim yapabilmek, mesela müziğe de aynı şeyi yaptı aslına bakarsan. Her alanda bu var. Dijital üretim girince zaten işler çığırından çıktı abi. Şu anda işte Midjourney'de orada burada bir prompt giriyorsun. Diyorsun ki bana, atıyorum, havada ağzında prosuyla uçan bir domuz lazım. İşte mutlu gözüksün, fotorealistik olsun falan. Abi çiziyor. Ondan sonra onun üzerine konuşma balonu koyup da sen bir espri de yapabiliyorsun. Hani ince zekayla abur cubur espriyi ayırt edebilme inceliği de kalkınca ortadan bu kadar kalabalıkta. Normal her... Yani sanatın bir süreci var galiba. Ben realistik o şeyler var ya, romantizm akımı mı diyorlardı, ne diyorlardı ona resimde? Yok, realizm işte. Realizm, aşırı gerçekçilik. Mesela o bir dönem gelmiş, ondan sonra bir kalkmış. Sonra impresyonizm o gelmiş gibi. Herhalde bunun gibi bir şey. Ama ben tabii nostalji dışında karikatürün, ne diyorlar ona, inceliği, daha doğrusu öğreticiliği. Mesela mizah için bunu çok söyledim. İşte burada da konuştuk ya, mizah çok dönüştürücü bir şeydir insanı diye. Ya karikatürde de o çok büyük bir silahtı zamanında. Ya Özal döneminde falan öyle karikatürler çizilirdi ki ben irkilirdim. Adam da arası hoştu yani, o zaman öyle şeylerle pek bir şey demezdi. Ama bütün algımızı şekillendirirdi. Çünkü o gerçekten işin esprisini zekice yansıtan güzel bir çizim, böyle esprili bir... Yani öyle bir siyasi çizer ki mesela hiçbir şey söylemesine gerek kalmaz. Çizimden anlarsın adamı nasıl gördüğü. Mesela ağzını kocaman çizer, çok geveze falan gibi. İşte o kültür demek ki bitiyor. Zamanında güzeldi. Şimdi pek yok. Tiyatronun 1600'de, 1700'de, 1800'deki işlevi karikatür gibi. Evet. Ya çok karikatür dergisinin çokça olduğu dönemdeki etkisi gibi. Tiyatro her yerde var. Herkes yapıyor. Abartılı bir şeyi anlatıyor ve çoğunlukla hiciv. Ya sosyal olarak yaşananı ya siyasetel olarak yaşananı hicivine, şakayla karıştırıyor ve anlatıyordu tiyatro. Sonra tiyatronun o işlevi kalktı, daha sanat sepet daha derinleşti falan, ya da o işlevi tam olarak kalktı demeyelim de tiyatroya bizim eklediğimiz etiketin yapısı değişti. Ama mesela karikatür o işi üstlendi. Karikatür hem siyasetten hem toplum olarak bizim olduğumuz hali şakayla, güzel şakayla, hala çok güldüğümüz, hani şimdi peşi peşine söylesem hepimizin hemen hatırlayıp güleceği, aradan söyleyeyim mesela önce dans diyeyim bir tane. O zaman dans. O zaman dans, pardon. Şeydi. Bir DJ'yi, bir şeyi var yani, hani karikatürün bizde bir karşılığı vardı, bir gündemi vardı. Ve... Benim de aklıma hep dinimiz amin girdi. Nihat Özgür. Dinimiz amin. Tamam. Şimdi bunun oluşturduğu auranın hala bence fiziken toplumda bir karşılığı var dijital ortamda. O yüzden millet o kadar dava açıyor. Dijital ortamda deli gibi tüketiliyor. Fakat sorun şu, dijital ortamda tüketilmesinin ekonomiye dönüşmesinin biçimi çözülmedi. Yoksa karikatür işlevini yitirmedi bence. Yani sosyal durumumuzu aynalaması açısından ya da hicvetmek açısından gerçekten karikatürün, daha direkt söylüyorum, işlevsel bir karşılığı var ve Türkiye bunu etkin kullanan ülkelerden bir tanesi. Böyle bir kültürel alışkanlığı da var. Sadece karikatürün sektör olarak sürdürülebilir kalabilmesi için bir ekonomik girdi tipine ihtiyaç var. Çözülemedi. Çözemediler. Yani onun nasıl girdiye dönüşeceğini, hani ona ne zaman, hangi dönemde para ödeyeceğimizi, ona sponsorla mı para ödeyelim, reklamda mı para ödeyelim, hayır satın alalım mı falan gibi şeylerin sistemi çözülemedi. Şeyin zaten ama pazarı olsa yolu da bulunur ya, belki başka bir forma dönüşmesi gerekiyor. O formda ısrar etmek iyi olmayabilir. Online eğitim imkanları çıktıktan sonra okullardaki standart dersler nasıl patlıyor mesela? Onun işte yani o doğru söylüyorsun, bravo, mecrası değişecek, biçimi değişecek ama nasıl değişecek ona karar ver.
Yani yoksa dijital ortamda hala sadece karikatürler üzerine kurulmuş tonlarca hesap milyonlarca beğeni ya da takipçiyle devam ediyor. Yani insanlar görünce, ben de görünce dijital ortamda hala şey tüketiyorum, karikatür tüketiyorum yani. Bunu önemsiyorum ama dergi kalmadı artık. Yani satın alabilecek dergi kalmadı. Ben bir aldım, okuyamadım mesela. Yani benim de zamanım geçmiş. Bir karikatürden yola çıkarak şakasını yapıyorum. Biz YouTube'daki başlıkları kullanırken de aynı yöntemi dönem dönem kullanıyoruz ya da kullanmak zorunda kalıyoruz. Videonun kapağında da gördüğünüz gibi 10 adımda 11 adım şakası, hem karikatür tarafı hem işleyiş. Nasıl oluyor da oluyor? Biz bu bir şeyi öğrenirken, anlarken, başlıklandırırken kategorik sistemlerle davranıyor, sayısal anlamda davranıyor olmayı daha yatkınız, daha işimize geliyor ve kolay geliyor. Oy. İşte karikatürden nasıl geldim buraya ya? ama ya konu başlangıç oydu. Karikatürü ne yazık koyamıyoruz telif haklarından kaynaklı. Ama karikatürün şakası işte 10 adımda 11 adım. Şu kişisel gelişim havuzundaki mevzunu kendisiyle dalga geçen doğru bakış açılarından bir tanesi bence. Bu arada dalga geçtiği kadar da var. Yani herkes birbirine öyle bir şey vaat ediyor. Ben hakkını helal etsin Selçuk Erdem, çok kullanıyorum o karikatürü mesela. Ama yoksa işte bir dakika, dünyayı Selçuk anlamak Erdem, için... Yiğit Özgür de o ya. Yiğit Özgür tabii, pardon. Bu yani böyle terimlendirdiğimizde mesela kavramlar olarak ele almaktan evreni anlamak için bilmen gereken 4 temel kavram falan. İşte narsist insanları kendinde uzak tutmanın 3 temel yolu falan. Yani böyle değil, böyle kategorize ettiğimizde. Yani, İmanın 5 şartı, 6 şartı, 32 farz. Sayılarla ölçek kategorize ettiğimizde, biçimlendirdiğimizde biz o tarz bir bilgiye kendimizi daha yakın hissediyoruz. Birinci soru, hep böyle miydik? Bu hafif daha Batı ve Amerikan kültürüne yaklaşmanın bir efekti mi, etkisi mi? İki, bu avantajlı olabilir mi? Yani buna niye tukaka diyoruz? Normalde ben bir reklamcıyım. İşimize yarıyorsa niye kullanmayalım? Abi şimdi zihnin modülleri var. Tamam, bizim zihnimiz biraz modüler gibi. Bir kısmı bir şeyi iyi yaparken öbür kısmı bir şeyleri başka şekilde iyi yapıyor ve berikinin iyi yaptığı şey de bunda çok iyi değil. Bu öbürü iyi değil. Şimdi böyle baktığında mesela maddeleri, sıra listeleri akılda tutma falan filan gibi işler. Bugün bildiğimiz kadarıyla sol beyin devrelerinin güzel becerdiği işler. Mesela böyle işte çoktan seçmeli sorulara bayılıyor. İşte bilmem nenin üç yönüne bayılıyor. Ve bu sol beynimizin bir özelliği var. İşte çoğumuz sağ elimizde niye yazı yazıyoruz? Sol beyin düşünmeden hızlı yapılan aktivitelerde oldukça mahir olduğu için yazı yazmakta hızlı motor ve sıralı aktivite gerektiriyor. Bunu sol taraf çok rahat yapıyor. O da sağ eli kontrol ettiği için biz sağ elimizle daha iyi yazıyoruz. Sol eliyle yazı yazmaya çalışan sağlak birisinin yaşadığı dram sağ tarafın bu işte aynı derecede mahir olmamasıyla ilgili. Sağ tarafta mesela çizim bizim yapabilirsin enteresan şekiller ama böyle kurallı ve hızlı seri kas hareketlerini yönetemiyorsun. Öğretebilirsin ama çok masraflı. Sol taraf buna daha yatkın. Şimdi bu listeler, sayılar, gruplamalar beynin bu tarafının çok sevdiği şeyler. Mesela diyelim çiftliğin var, hayvan sayımında çok gerekli. Ya da işte bir şeyini organize edeceksin. Şu kutuya bunu koydum, bunu koydum. Sonra dönüp de o aradığın yerden onu bulabilmek için son derece faydalı. Yani dünyanın bir kısmını öğrenirken, manipüle ederken, teknoloji yaratırken, sıralı, mantıksal düşünürken, mesela bunlar çok faydalı. Mantık da böyle değil miydi? En son lisede gördüm ama P ise Q ise, şu şuysa, bu buysa, işte teyzem anneannemdir falan gibi bir yerlere çıkıyor ya bütün hikayeler. Mesela o da böyle bir sıralı düşünmeyle alakalı sol beynin çok sevdiği şeyler. Daha da sol beyin devrelerinin diyeyim, bazı devrelerin. Sağ beynimizin işlerine bakınca da o da böyle sezgisel, bütünleyici, parçaların bütüne nasıl hizmet ettiğini anlayabilen, yani holistik global düşünebilen, sıradan olanların arasında sıra dışı olanı fark edebilen, ona dikkat verebilen falan bir özellikler dizisini daha iyi yönetiyor. Sol beyin bu işte iyi değil. Mesela sol beyin bundan sıkılıyor. Böyle sıra dışı olan bir şey, konforunu, rahatını, rutinini bozan bir şey sol beyni rahatsız ediyor. Mesela bir, yapıyoruz ya bir, ya bu ne şimdi falan. O ondan. Hatta bunun çok iyi bir örneği var. Daha evvel konuşmuştuk diye hatırlıyorum onu. Ben çok eğitimlerimde de anlatırım. Seinfeld dizisi ilk pilot bölümü çekildiği zaman odak gruba izlettiriliyor. Hepsi diyor ki beğenmedik. Sonra dizi patlayınca ne oluyor lan diyorlar. Daha sonra nöromarketing teknikleriyle bir daha işte biraz ölçüm yapıp inceleyince yeniliğe karşı olan defansımızın ona merakımızı arttırdığı ve beynin özellikle sol üst tarafının, ön tarafının çalışmasını arttırdığını fark ediyorlar. Bu ne oluyor lan burada diyen, yeniliği algılayan ve o konuda bizim gelişmemize imkan veren bir beyin modülüyle ilgili. Ama sıralı bölüm, listeli bölüm, o 1-2-3 adımı seven bölüm bunları sevmiyor. Sen bütün eğitimi, kültürü, kariyeri, işte sistemi, algoritmalar üzerine inşa edersen IQ buna dayanıyor sırf.
IQ bu sıralı düşünme sistemi iyi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ama burada sanatçı nerede? İlham nerede? Aydınlanma nerede? İşte o içe doğmalar nerede? Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla biz mesela daha evvel işte başarı maşarı diye de kelimeyi biraz ezdik. Şimdi o mıncıklı listeleri güzel işaretleyen çocuklar eğitimde en başarılı kabul ediyor. Hayata bir çıkıyorlar yolunmuş ördek gibi. Hiçbir şey yapamıyorlar mesela. O bilgi orada hiçbir işlerine yaramıyor. Çünkü hayatta başka zihin modüllerine ihtiyacı oluyor. Belli alanlarda iyi olan bir şeyi her tarafa yaydığında, bütün hayatı bunun üzerine kurmaya kalktığında, şimdi 21. yüzyıl insanı çok iyi biliyor bu durumu. Yapay zeka gelecek, işim elden gidecek, insan buradan ne edecek diye ağlayıp duruyorsun. E sen yaptın bunu böyle. İnsan bu dünyadaki en yaratıcı zihne sahipken onu algoritmalara dökmeyi sen tercih ettin, dedelerimizden bahsediyorum. Neticede algoritmanın kralını yapan yazılımı yapınca sana ihtiyaç kalmadı. Şimdi insan mesela esas insanlık krizi, biz zihnin ne işe yaradığını tekrar keşfetmek zorunda kaldık. Sanıyoruz ki o kadar bilgiyi hafızasında tutan, artist laflar eden, 30 bin kitaptan özüt yapıp özlü söz söyleyen adam büyük adam. Yok. Onu şimdi ChatGPT senden benden iyi yapıyor. Ya hakikaten abi ChatGPT'ye bazen öyle cevaplar veriyor ki vallahi moralim bozuluyor. Yani diyorum vallahi benim aklıma gelmemişti. Gelmiyor. Çok fena. E şimdi bu bize bir şey anlatıyor olmalı. O sıralı listeler hoşumuza gidiyor. Bunu çok tüketiyoruz. Evet bazı yerde işe yarayabiliyor ama başka bir melekeyi onu çok meşgul ettiğiniz için öldürüyorsunuz. O meleke kuvvetleniyor. Sıralı liste, algoritma. İşte şu çok var, biri bana göstersin yapayım. Babam da yapar lan, biri bana göstersin. Keşfedeyim, böyle bir bilinmeze açılayım. Acık bir böyle yeni bir imkanlar keşfedeyim, gittikçe azalıyor. Garanti alanda kalman sol beynin işi. Aa, algoritma, böyle yaparsan böyle olur. İşte çocuğu bırakırsan ya davulcuya gider ya zurnacıya. Sol beyin işi bu. Ama bir bakalım hayırlısı olsun, benden büyük bir sistem var falan. Bu biraz daha sağ beyin işi. E bunu kaybedince de bir ChatGPT korkusu yaşamamız. Burada ama şöyle tabii biraz baktığımız yerde konunun akışını biçimlendiriyor. Bana sorsan sağ beyni kullanan insan sayısının çok olduğu bir ülkedeyiz biz. Bana da öyle yani geliyor. Şu, hani ama şu sağ beyni sadece şey gibi yorumlama yani sadece sanat yapıyor falan anlamında söylemiyorum. Şu yani açıdan inanç ve hikayeler kalıplarıyla hayatı yaşama ya da yorumlama açısından da... Yok tam sol beyin. O tam sol beyin. Yani bunu yapma Allah çarpar abi. Sol beyin bunu çok seviyor. Bu sevaptır, bu günahtır. Ah öleceğim zevkten. Yani işte şunlar cennettir, bunlar cennettir. Abi sol beyin var ya orgazm oluyor bunları duyunca. Ya bir adam düşünsene bak. Çocuk düşün. Dünya dağdağlı, korkunç. Böyle anlam verilemez. Biri geliyor diyor ki şu şöyledir. Allah seni bundan yaptı. Bu oldu. Ne oluyorsun? Bir özgüven geliyor. Ya Rabbim. E bu algoritmayı nereye yüklüyorsun? Abi sol beyin. Ama sonra ne oluyor? Hayatta bir şeyler yaşıyorsun. O sana anlatılan bütünle hayatta gördüklerin örtüşmüyor. Sağdan geliyorlar. Hacı bu nasıl olacak? Sonra sol beyin diyor ki çarparım ağzının ortasına. Dinden imandan edeceğim bizi. Otur oturduğun yerde rutinle devam et. Ama sistem kurmak istediğin, adalet istediğin, düzen ve ritmik devamlılık, sürdürülebilirlik istediğin yerde sol beyine ihtiyacın var. Sağ beyinde olmuyor o. Abi... Tamam yani sağ beyni bu arada dengeli ve eşit ihtiyaçlar olduğunu biliyorum. Şöyle ama hayalci ve uygulayıcı, icracı birlikte çalışmazsa hiçbir alt evet. Olmaz. Yani mesela sol beynine inmeyenden cil bol titriyorlar. Biz burada sol beyin taraftarları olarak bu konuyla alakalı. Hayır. Abi ikisinin de birbirinden beter tarafları var. Yani sadece sağ beyinde yaşayan insan da işlevsiz. Evet. Yani hayatta böyle ağrafta kalıyor. Sürdürülebilirlik yok. Yani devamlı hatta çalışmıyor. Hatta nihilist olup intihar eden bilmem ne muhtemelen daha çok sağ beyinde geziyordur diye bir hipotez atayım. Bazı şimdi psikiyatrist arkadaşlar bana kızmasın ama psikolog arkadaşlar. Özellikle Ferhat Aydın'a buradan sevgiler gönderiyor. Çok sinirleniyormuş bazen benim YouTube videoları izlerken. Ya hocam diyor tam öyle değil diyeceğim diyor ama videodasın bir şey diyemiyorum falan diyor. Bunlar hepsi bizim görüşlerimiz arkadaşlar. Serbest sohbet öyle çok... Hani böyle bilimsel olarak çok büyük bir iddia koymuyoruz ortaya ama hipotetik olarak bakılması gereken şeyler. Sadece sağ beyninde yaşayan insanın dünyası da dünya değil. Bu dünya değil. Niye iki tane beyin yarım küresi var? Niye kadın, niye erkek varsa aynı sebeple var. Beraber çalışsınlar, birlikte hayatta kalsınlar diye. Bir yer hayal edecek, bir yer ilham alacak, öbür taraf icra edecek, yapacak, algoritmaya dökecek, bir esere dönüştürecek. Yani sanatçının sol beyni çalışmazsa yemişim istediğini düşünsün o heykel çıkmaz, o resim çıkmaz. Dolayısıyla
birlikte çalışma dengesinin kaybından bahsediyorum ben aslında. Bizim bugün sol beyin medeniyeti canımıza okumuş vaziyette. Hemen hemen can cana da konuşup şikayet ettiğimiz, çözümler aradığımız her konu bu asimetriden kaynaklanıyor. Bir tarafa çok yükleniyoruz. İşte o para, başarı, vırtsık dediğimiz hikayeler dahil olmak üzere. Çünkü sade formül, anlaşılır formül bizi rahatlatıyor. Hayatın bu kadar karmaşık olduğunu bize unutturuyor. Hayat kompleks bir sistem ama. Algoritmik bir sistem değil. Dolayısıyla bizi en büyük yanılgıya düşüren şey o listeler. Ama çok satıyor. Seviyor onu çünkü. O yüzden biz de YouTube mesela bu programın başlığı ne olsun? 10 adımda 10 bin adıma gitmenin 3 yolu. Mesela değil mi? İyice. İyice cılkını çıkaralım. Ne kadar çok sayı o kadar iyi. 13 kök 3. Evet. Bence güzel bir özet oldu. Benim üzerine söyleyecek çok bir şeyim yok. Ama şey yani elbette hani böyle açıklayınca her şey okeymiş gibi gözüküyor ama yine bizim konuştuğumuz birçok konu gibi bence oturup hakikaten üzerine biraz düşünmemiz gerektiren bir durum var. Acık düşünürsek sol beyindeki o başarımızın ne kadar büyük bir hüsrana sebep olduğunu anlayacağız. Denge. Denge diyorum. Ben her zaman denge diyorum. Güzelmiş hocam. Teşekkür ediyorum.